rol hangi kısım içinde tahmin et challenge'ımız başlıyor. İki etaptan oluşacak olan challenge'ımız için çok heyecanlıyım. İlk etap için hazırlıklarımı yaptım. Kutuların içine bebeklerimi change ettim. Örneğin Sveg'in evinde acaba kim var? Bunu tahmin etmek Buse'ye düşüyor. İsterseniz ilk etapımıza başlayalım. Challenge'ımıza başlamadan önce nerede dedin? Kız bir dakika Buse'cim. Ha şu kız işte evet. Sveg. Sürekli ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Aslında evet. Çok da anı sayılmaz. Dün gelişen bir olay Buse'cim. Çılgın bir Instagram olma yolunda ilerliyorum Buse'cim. Ne dersin? Bayağı istikrarlıyım ne? Evet. Ben de fenomen oldum bile. Fenomen oldum bile. 9300 takipçiyle mi? Evet. Bir 10.000 olaydım şöyle yukarı yukarı kaydırıverseydi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Dün Instagram'da dolaşırken bir arkadaşım var. İsmi Zeruş. Aslında onun kızları benim arkadaşlarım. Şirin ve Şeker. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hiç tanışmasak da bütün beni izleyen arkadaşlar benim arkadaşım olmuş oluyor. Evet. Ne oluyor yani? Arkadaşlarımla hasret gideriyorum. Aa tövbe yarabbim. Teker teker sarılıyorum. Canlarım canım arkadaşlarım. Evet. Şimdi Şirin ve Şeker'den neden bahsediyorum? Çünkü onlar benim Sürek kızımın ikizini bulmuşlar. Ne? Açmışlar. Hem de annelerinden gizli değil. Yani senin gibi değil Buse'cim. Şirin ve Şeker annelerinin karşısına oturmuşlar. Anneleriyle birlikte bir tatlı açmışlar ki. Peki. İzleyelim mi? Olacak. Dur izleyelim. Ne yaptı biliyor musun? Tamam bir izleyelim. Ben ekran kaydı aldım arkadaşlarıma göstermek için. Hem Şirin ve Şeker'le tanışsınlar diye. Çok şekerler onlar. Gerçekten ikisi de çok şeker ve şirinler. O zaman hemen izleyelim. Arkadaşlar bugün sizlere Barbie LOL ve Fluffy Pet LOL'ü tanışacağız. O zaman açmaya başlayalım. İlk önce hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Tamam. Ona yes. Sürpriz çıkıyormuş. Şimdi şöyle bir şey. O açarken ben size tanıtayım. Arkadaşlar burada şeyleri var. Bunlar dediğiniz gibi gerçek saçlı. Annem gerçek saçlı mı o? Evet, gerçek saçlı. Hmm. Annem o kadar para verdi zaten gerçek saçlı çıkmasa onu bari. Bak öyle değil bak. Ver, arkadaşlar, bak, arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Zırt mı yapıyorsun? Evet, çünkü zırtlıyor tabii. Anneciğim bunun adı zırtlamak mı? Arkadaşlar içi bu. Bir dakika göstereceğim. Bir zart dur. Bir dakika. Aa, şeffaf mı kız onun şey bakın, topu? Bakın içinde sim var. Abi görmüyorum bir dakika. He çok güzel. Bu sonra kar küresi mi olacak acaba? Evet arkadaşlar içine su, içine su koyacağız koyayım herhalde. Koyayım mı anne? Koy bakalım annem ama onun şeylerini okuman lazım talimatlarını. Tamam sonra. Şirin ne çıktı bakayım. Fluffy LOL. Böyle tüylü. Tüylü hayvan. Çevir bakayım Şirin. Kokarcı mı kızım? Yok annem en öndeki bir tane şey var. He. Çıktı. Ne? Ne çıktı anne? Ay bak şimdi bunun tüyünü soyduktan sonra üstünde bir daha da tüy müyü kalmıyor. Kalıyor. Hayır bir, bak bir, bak bir, bak bir. Soyuluyor böyle. Bak artık bak o yüzden almayın. Bak bak bak. Ya bir daha giydirilmiyor ama. Hayır. Şirin resmen tüyleri soyuldu. Nerede kaldı Fluffy'li? Hiç değilse bu bir şeye benziyor. Su dolduruyorsun bunun içine böyle kar küresi gibi oluyor. İçine de bu hayvanı koyabiliyorsun. Arkadaşlar. Çeker. Bakıyoruz. Arkadaşlar bebeğimiz şöyle bir dakika. Bebeğimiz çok güzel. Bakın. Aa. Böyle saçlarına rasta yaptırmış. Bakın. Çok yumuşak. Bir dakika. Çantası. Ben burada da böyle ayakkabıları, küpesi, gözlüğü, gözlüğüne bak ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çoraplığı da var. Şimdi giydireceğiz onu. Giydirip geliyoruz. Aa, tırnakları cadı gibi dedi Şirin. Ben de cadı bakayım gibi tırnaklarına. Cadı gibi. Bakayım. neler aşılıyorlar bak bak bak. Bak anne gördün mü? Aramızda büyük bir fark var. Onun annesi hiç karışıyor mu? Ben senin karşında öyle açsam bana açtırtır mıydın hiç? Asla. Asla açtırtmam. Açtırtma. Hemen aldığı taraşlarını onların annesi ne yapmış onları videoya çekmiş. Sen ne yapardın? Asla böyle bu sahneleri açacağım deyip ben sen açmaya çalışıyordum. Bir şey diyeceğim. Onların Sveg'in saçları daha mı rastalı? Bana onların saçlarının telleri daha fazla gibi geldi. MGO, MGO. Duy sesimi. MGO, MGO. MGA anneciğim.
anneciğim. MGA değil. MGA mısın? MGA misin artık bilmiyorum. Benim bebeğimin saçları neden seyrek? Neden dipleri görmüyor kızımın? O koskoca sivek yahu. Moda ikonası. Evet neyse. Benim bütün arkadaşlarım çok kıymetli ve değerli. Hepinizi çok seviyorum ama böyle bulduğum zaman hani size ait videolar bulursam onları da paylaşacağım. Şirin ve Şeker tesadüfen karşıma çıktı. Ve onlar benim sivek kızımın ikisini buldukları için sizlerle paylaşmak istedim. Hadi başlayalım Buse'cim. Hadi başlayalım ama ben Azalet Sablamas'ın için söylemek istiyorum. Bu ikisini gördüm sen oynarken içlerinden. Çünkü full gözüküyor elleri. Söyle bakayım. Ben oynarken şimdi oynarken. Evet oynarken. Nereden gözüküyor? Şöyle yandan bak. Onu da gözüküyor, bunu da gözüküyor. Şöyle yapalım. Ben biraz tamam, biz arkadaşlarımızı beraber hazırlarız. Tamam. Daha iyi olur. Zaten bir içmesin demişti hazırlamak. Sürekin içinden kim çıktı? Ama bu seçim dur. Bakmıyorsun değil mi? Hayır hiç bakmıyorum. İşte. Ya buna bayılıyorum arkadaşlar. Ne olursa bayılıyorsun hepten. Evet. Görüyor musun yoksa? Hayır. Of Buse'cim iş çıkardın bize ama ya. Özür dilerim. Tamam. Birincisi tamam. Ve sanırım ikinci değiştirmemde Buse tüyo vermiş olacağım. Hani aynı kutuya aynı bebekleri koymamış olacağım ya. Evet. Tahmin etmen daha kolay olacak. Hani biraz önceki kutular ve bebekler aklındaysa olasılıkları değerlendirip. Şu an hepsini karıştırdım anneciğim. Aa, bu benim için iyi. Peki ben ne yapacağım acaba ikinci etapta? Şu anda hazırlaması çok kolay. Tamam. Biz hazırız. Dönüyorum. Dön. Şimdi sana bir soru var. Ödülüm ne olacak? Kaçta kaç bilirsem ödülüm olacak. Ödülün bir tane 0 kilometre Barbie kutusu açacaksın. Çünkü bunlara benim biraz önce hani Şeker ve Şirin annesi var ya ismi Zerur. Hı-hı. O bunlara Barbie dediği için şimdi aklıma geldi doğaçlama olarak sana Barbie hediye edeceğim. Gerçek Barbie. Bunlar Barbie değil. Bunlar LOL'lerin devi. Anası, atası. Ve arkadaşlar bunu bu sene nasıl öleceğim bilmiyorum. Bilemediği kutuda onu cezalandıracağız. Her bilemediği bebekte yanaklarını boyayacağım. Ya artık yanağım mı olur? Burnum mu olur? Gözüm mü olur? Kulağım mı olur? Saçım mı olur? Hadi başlayalım. İyi misin? Kesinlikle Barbie'yi kazanacağım için çok mutluyum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şimdi lütfen bana gösterme yani lütfen. Görmek istiyorum. Ben kendi tamamen empatilerimle, telepatilerimle olmak istiyorum. Bu kimin kutusu? Ne yanlış ısın kutusu? Ne yanlış ısın kutusu? Aradığınız kutusunun özelliğini unutma. Evet. Ne yanlış ısın içinde su bekliyorum. Su bekliyorum. Unuttum. Gerçekten unuttum. Hadi hep birlikte bakalım. Ve yanlış verdiğin neon işiz baksana neler getirdi. Neon neon renkler. Yüzüne de nasıl yakışacaklar. Neon işizin kutu rengi turuncu. Hadi bakalım turuncu da sana çok yakışacak bebeğim. Ne yapacaksın? Nereye götüreceksin? Nereye süreceksin? Bu boyalar poster boyası. Anne çok değişik biliyor musun? Dün ben onlara slime renklendirdim. Çok değişik bir renk. Tombiş bir kalp. Hadi bakalım. Ben yuvarlayı alıyorum bunu. İnşallah yıkayınca geçer Buse'cim. İnşallah. Şu elimde bir yalan. Hayır ne ya? Ama elim boya kaldı şimdi ne yapabilirim? Tamam hadi bakalım. Neonlicious teşekkür ederim zaten çok seviyorum seni. Bana uğur getirdin. Evet söyle kutu gelsin. Açacağımız Barbie Man ismini söyleyeyim mi? Evet. Frida Kahlo. Ne? Yani son şansın. Dört bebeğin ikisini bilirsen vereceğim sana. Tamam hadi bakalım sıradaki. Çok heyecanlı. Ve sırada Swag var. Swag'in evine ondan haberse acaba kim girmiş? Swag'in içinde Royal Bee diyorum. Ya Divani'yi çektim. Özür dilerim yanlış söyledim. Divan düşünerek Royal Bee dedim. Hepsi zaten Divan düşünerek Royal Bee demiştim. Peki Lady Swag'in kutusu ne renk? Kırmızı. Kırmızı Buse'ye yakışır mı? Çok yakışır hem de. Neren istiyorsun söyle bakalım. Sen mi karar vereceksin? Kaybettin de. Divan'ı diyecektim gerçekten. Buse'cim artık bilmeme şansın yok. Ne oluyorsun? Diva diyecektim. Sen az önce hani renk konusu tanışırken ona bakarak Queen Bee dedin. Kahverengi kız dedin. O yüzden onun içinde Royal Bee vardır diye düşündüm. Çok mutsuzum. Gözlüklerinin güzelliği. Evet kırmızı. Kemeri. Bu ikisini bilmem lazım. %50 şansım kaldı. Acaba Diva'nın kutusunun içinde kim var? Royal Bee'nin kutusunun içinde kim var? Swag ile Royal Bee kaldı. Şimdi hemen arkadaşlarım bir soru soruyorum. Bu iki bebek arasından sizin favoriniz hangisi? Neonlicious ve Diva'yı yarıştıralım mı arkadaşlarım? Hadi bakalım ikisi arasında kararınızı verin ve yorumlara yazın. Birazdan üçlü olarak gelecek soru. Hazırlıklı olun. Evet kırmızı. O hazırlamış bile bu ay canına. Çok merak ediyorum. Çok büyük şeyler yapmayalım. Çok büyük şeyler yapmayalım. Tamam tamam Buse'cim. Kızamık geçirmişsin. Bu yüz boyası olmadan hazırlayabilir miyiz? Bu boya poster boyasıymış bilmiyorum. Göreceğiz. Çıkar mı çıkmaz mı? Ya ama böyle bir şey. Evet sırada. Evet. Sırada Queen Bee var. Sırada son tur var. Çünkü ikisini aynı anlaşman lazım. Birinin içinde bir, birinin içinde bir kaldı zaten. Son tur evet. Şimdi. Ya da sen seç edin. Hangisinin içinde hangisi var? Tamam. Bu şansı alabiliyoruz. Bence Diva'nın içinde
Sıvayık var. Bunun içinde de Royal Bee var. Royal Bee'yi bence kendi kutusuna koydum. İnşallah, umarım Allah bizim evvel neden böyle bir şey söyledi şimdi? Gördün değil mi? Hayır. Öyle mi gerçekten? Hayır da. Yani çok ayıp olsun. Ne olsun, kendi kutusuna koymuştun değil. Royal Bee'yi de kendi kutusuna koymuştun diye düşünüyorum. O zaman açalım. Royal Bee. Açalım da bakalım. Üçte bir yaptım. Bakalım ben üçte iki yaparsam kazanacağım. Nasıl üçte bir? Bu iki, üçte. Üçte bir. Dörtte iki yani. Dörtte iki, yarısı iki. Nasıl yani? Sıvek var bu süre. Sen öyle zannet. Bak kim varmış. Evet, harika. Şimdi hadi fırdayı açalım. Hayır, sıra bende. Fırda falan yoktur böyle. Ne yoktur? Fırda falan yoktur demek. Hayır, var da ben bir challenge kazanayım ondan sonra. Ne? Tamam, dön arkana, dön arkana, Hazır mıyız? Hazırız. Gerçekten. Evet, gelebilirsin. Neden sopalarını takmadın? Sopaların dışarı durmasını istiyorum. Bebeklerim hazır. Boyama cezası sende de var bu arada. Hayır, başka bir ceza bulsaydın. Hayır. Benden kopya çekiyorsun. Mesela evet. Bana bir kurabiye hediye cezası verseydin. Hediye cezası derken? Öncelikle boyama. Diva'dan başlıyoruz. Annen boyanmaz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Evet, Diva. Sence Diva'nın içinde ne var? Diva'nın içinde swag var. Dırırırım. Biliyor musun? Dırırırım. Ay unuttum galiba ya. Hadi hadi. Dırırırım. 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 Diva! Böyle bir şey yapıyorsun ki ya, ben yaptım diye. Sen de yaptın. Çok komiksin yani. Evet. Diva'nın içinden Diva çıktı arkadaşlar. Harika, devam ediyoruz. Diva'nın rengi pembe olduğu için hemen pembe boyamızı alıyoruz. Pembe renkli bir nar verebilirsin bana. Neden vereyim ya, ödül? Bildin mi? Hayır. Gel bakalım buraya. Şimdi seni güzel, pıtırcık bir kereye dönüştürelim. Hayır hayır, bir tane çıkıyor. Bir nokta yeter. Ama bir tane de deneseydin bu süre. Sen de çıkıyorsa bana yapsaydın. Çok geç artık bu süremek için. Ne? Dön 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 dön. Neymiş? Bir şey arkadaşlarımıza geçecek. Kalp göreceğiz. Şu an yüzün bir kalp şeklinde. Evet, videomuz kalp göndermemiştik arkadaşlar. Şöyle yapayım hadi. Attım kalbimize. Evet, şöyle ben de sileyim böyle bir güzel. En güzel tişörtüm. En sevdiğim tişörtü şöyle güzelce sileyim. Heh, tamam. Sırada ikinci bebeğimiz var. Sıvayı seçmek istiyorum. Bakalım sıvayın içinde ne bakıyoruz acaba kopya çekmek için? Sıvayın içinden bakalım hangi bebek çıkacak tahminini alalım. Diva. Ne be? Son kararımı. Son kararımı. Açıyorum. Hayır. Şekil fark edecek misin diye söyledim. Neyi fark edeceğini? Diva çıktı ya. Olsun, ağzından çıktı bir kere. Aramızda kalsın. Queen Bee. Royal Bee diyorsun. Royal Bee. Royal Bee. Sıvayın içinden Royal Bee çıkıyorsun. Arı vız vız vız. Üç. Arı iki. Vız vız vız. Bir. Diye bağırır. Sıvayık. Tamam. Gerçekten bu iki tanesini bulmam çok şok oldu. Bu challenge'ı aşırı aşırı tahmin etmeyen bir noktaya doğru götürüyor arkadaşlar. Sırada. Ama Frida yanlış mı? Ay aman niye söylüyorsan Barbie'de geç işte ya. Barbie işte bir Barbie. Evet. Yani. Barbie'de minnacı bırak sor bile olabilirdi yani. Şimdi bu kalbi. Bu kalbi. Siz biz şeklinde. Ha, kalbe devam ediyoruz. Evet, kalbe devam ediyoruz. Siz bizi yaptık. Şunu nasıl dedim sadece. Ama hep beni taklit. Yani zaten YouTube'da bir sürü taklit eden var beni. Evet. Bir de sen eksik kal yani. Olsun, ben taklit etmeye hak ediyorum çünkü senin kızım. Sırada Royal Bee var. Burada şimdi hatta ikisi birden var. Royal Bee ve yanlış tutuyorsam hangisinin içinde ne var sence? Seç bakalım. Tuzak yapmış olabilirim sence. Yani bu böyle bir sonuç olacağını düşünmüyordum bu arada. İlk önce yoksa açılacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Royal Bee'nin içinde Royal Bee mi var yoksa ne yanlış ismi var? Royal Bee'nin içinde Royal Bee var. Öyle. Eminsin. Bak son kararın mı? Eminim. Bak sıfırda sıfır yapmak var bu işin ucundan. Olsun. Sözümüzde dururuz. Eyvallah, ödeneklik yoktur bizde. Gel bebeğim. Acı vız vız vız. Evet, bildim. Arkadaşlar çok IQ'suzum ya. Gerçekten. Keşke şey yapsaydım. Ben seçiyorum. Keşke bu ikisini karıştırsaydım. Bunu böyle yapacağımı biliyorum. Ya of ya, çok pişman oldum. O zaman git içeriden. İçinden geçen bir Barbie getir açalım hadi. Hediye mi derken bir kere onu ben açacağım. Ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Ben Royal Bee eşit kazandım. Royal Bee altın yani en kıymetlisi, en zor çıkan olduğu için Royal Bee'yi bilen kazanırdı. Anneciğim, iki yapan kazanır. Ben kazandım. Hayır. İki yaptım. İki yapmadın ki. Yaptım. Bir yaptın. Nasıl bir yaptın? Sen de bir yaptın. Şöyle bir yaptın. Ama ben Royal Bee'yi bildiğim için. Hayır, ben de Royal Bee'yi bildim galiba. Evet, hayır. O zaman ben sıralayacağım. Hadi. Fırda açmayalım mı? Frida'yı ben sensiz açmak istiyorum. Frida benim için çok uzak. Frida için ben özel tişörtler asıl giyeceğim. Asıl ben Frida'yı sensiz açacağım. Kafama öyle güzel güller falan takacağım. Tamam, ben bir Frida kombinine gireceğim. Ben olacağım o.
Biz Monster High açalım. Tamam, hadi Monster High açmamıştır. Bak, şekerle şimdi ne kadar güzel açmışlar. Bozacım, biz niye böyle kazanmışız? Açtık. Oyuncak başaralım. Ya dur. İncelemem lazım. Oh. Yaklaşın arkadaşlar. Ay. Ceylin bebeğin nasıl? Kaç yıllık bebek o ya? Adı ne? Kim bilir kaç yıllık. Adı neymiş? Bir dakika. Draculaura. Hayır. Annem de tüm Monster High Every After High. Evet. Draculaura. Çünkü pembe saçlı değil mi? Buzacığım, bir dakika kızlar, sizin ayaklarınızın kenarlarında da şey var mı? Dur. Laguna Blue. Laguna Blue. Wow. Zaten blue bir vücudu var. Denizci olan. Evet. Laguna Blue. Ayakların kenarında kanatlar var. Kanat çok mı? Güzel. Yüzgeç. Kanat diyorum ben onlara. İsterse uçabilir, isterse yüzebilir. Sadece bacaklarında mı, kollarında ve ellerin arasına bakın. Yüzgeç işte budur Buse'cim. Bilekler, dirsekler, kollar. Dizler oynak, hareketli. Kıyafetine de bayıldım doğrusu. Çok eski bir bebekti arkadaşlarım. Seneler önce aldığım ama açmaya kıyamadığım Monster High karakterlerinden Laguna Blue. Ben çok beğendim Ceylin. Tacının güzelliği, saçının aqualığı her şeyle muhteşemmiş ve pabuçlarını çok beğendim. Pabuç challenge yapalım mı? Diva'yla challenge edeceğim. Laguna Bloom'un ayakları ise kocaman, neredeyse iki katı. Bakalım Diva'nın çizmesi onun ayağına olacak mı? Hiç olmadı. Uyduruktan da olsa olmadı. İşte böyle arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Videomuza konuk oldukları için Şeker ve Şirin'e teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğimi unutmayın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.